Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla son durumu açıkladı. Vali Yavuz, yangınların her iki bölgede de kısmen kontrol altına alındığını, ancak bazı alanlarda yangının hala devam ettiğini belirtti. Vali Yavuz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün öğleden sonra yaklaşık 15 sularında hem Ovacık ilçemiz Alıncak, köyümüz sınırları içerisinde, hem de Safranbolu ilçemiz Ovacuma tarafındaki Uluyayla mevkisinde iki orman yangınımız çıktı. İki yangınımıza da hem orman işletme müdürlüklerimize bağlı arazözlerimiz, su tankerlerimiz, belediyelerimize ait, aynı zamanda il özel idaremize ait ve diğer kurumlarımıza ait kardemirimizle birlikte araçlarımıza müdahale ediyor. Yaklaşık olarak şu anda Ovacık'taki, şu anda da alanda bulunduğumuz yerde yaklaşık 17-18 hektarlık bir alanda maalesef ormanımız zarar gördü. Diğer taraftan Safranbolu, Ovacuma, Uluyayla mevkisinde de ortalama 5 hektarlık bir alanda örtü altı şeklinde yangınımız maalesef çıktı. Şu anda Ovacık ilçemizdeki yangınımız iki uç noktada devam ediyor. Diğer alanlar kısmen arkadaşlarımızın gayretli ve özverili müdahalesiyle kontrol altına alındı diyebiliriz. Fakat iki uç noktadaki tepe yangını zaman zaman da örtü altılı yangını şeklinde devam ediyor. Diğer tarafta Safranbolu ilçemizdeki yangınımızın bizim için belki üzücü tarafı, orada 3 evimiz kısmen zarar gördü. Aynı zamanda da 2 büyükbaş hayvanımız maalesef telef oldu. Fakat yerleşim yerlerimizle ilgili şu aşamada insan canına gelen bir yaralı veya herhangi bir kayıpla ilgili bir şey söz konusu değil. Şu anda alanda bulunduğumuz Ovacık ilçemizdeki Alıncak köyümüzde ise herhangi bir can kaybı ve mal kaybı söz konusu değil. Ormanlarımızdaki şu anda 17-18 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendiriyoruz. İki uç noktada yangınımız devam ediyor. Gerçekten ister orman işletme müdürlüklerimize bağlı olsun araçlarımız ve personelimiz, ister özel idare, ister belediyelerimiz, isterse diğer kurumlarımızın araç ve gereçleri ilk andan itibaren müdahale edildi. Gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Gecenin bu saatinde şu anda hortum çekerek, su indirerek tepe yangını olan ve devam eden iki noktaya müdahale ediyorlar. Ben sizlerin huzurlarınıza da arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde arkadaşlarımızın bu fedakarca çalışmasıyla birlikte bu iki noktadaki yangınımızı da kısa sürede kontrol altına alırız. Ondan sonra soğutma çalışmalarına başlarız. Sevindirici tek taraf herhangi bir can ve mal kaybının Ovacık'ta olmaması, ama Safranbolu, Ovacuma'da maalesef iki büyükbaş hayvanımız telef oldu ve iki evimizde, üç evimizde hafif bir hasar var. Diğer taraftan yerleşim yerlerimize sirayet eden Ovacık'ta herhangi bir sıkıntı yok. İki köyümüze yakın, Beydini ve Alıncağı, ikisine de yaklaşık kuş uçuşu 1,5-2 kilometre mesafede, oralarda da tedbirlerimizi aldık. Hep birlikte fedakarına bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede söndürerek, kontrol artırarak soğutma çalışmalarına başlarız. Zaman zaman rüzgar da etkili oluyor sanırım. O da biraz zorluyor galiba. Evet. İlk yangının başladığı zaman 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 rüzgar ters yönlerde etkili olarak biraz yayılmasında etkili oldu. Ama şu anda sizin de gördüğünüz gibi rüzgar biraz daha sakinleşti. Biz bunu biraz daha fırsata çevirerek inşallah yangınımızı kontrol altına noktasında bize de rüzgarın bu sakinliği fırsat verir diye düşünüyorum. Ben tekrar hepimize ve hepinize geçmiş olsun diyorum. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız ve tez zamanda da soğutma çalışmalarına başlarız. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun.